Merhaba FM24 Mobile severler. Evet arkadaşlar, yeni bir seri başlatıyoruz. Raşit kardeşim benimle iletişime geçti, taktiğini verdi. Ben bu taktikle deli gibi gol yağdırıyorum, haberin olsun dedi. Ben faydalandım, arkadaşlarımız da faydalansın. Hadi beraber bir başlayalım. Hem sizin de taktikleriniz varsa lütfen yoruma gelin. Raşit kardeşimize selam olsun. Benim için de güzel bir içerik sırası başlayacak. Sizlerden gelen taktikleri tek tek deneyerek, sizin adınıza sunarak, sizi belirterek, sizin taktiğinizi vurgulayarak taktikleri yayınlayacağım arkadaşlar. Hem FM24 Mobile adına da güzel, eğlenceli, keyifli olacak. Evet, Raşit kardeşimizin taktiğine hemen şöyle bir geçelim. Ben burada Leipzig'i dedim. Ha, bu arada Raşit bunu güçlü takımlar yapmamızı istiyor. Ben ligin yine güçlü takımlarının Leipzig'i yapacağım. Tabi burada Bayern Münih olsun, Dortmund olsun, Leverkusen olsun, bunlar var ama ben Xavi Simons'ı hastası olduğum için özellikle Leipzig'i istedim. Leipzig'le yargı da açacağım. Evet, burada Dikey Tiki-Taka'yı önermiş kardeşimiz. Şöyle bakacak olursak tak diye hemen şöyle hangisini seçelim. Şu daha yakın galiba. Evet, bu daha yakın. Bunu ileri geri çeksek ya da şu da olabilir. Gerçi 4-2-3-1 daha mantıklı. Bunu 4-2-3-1'i uyarlayalım arkadaşlar. Şöyle bekleri bir tık ileri alıyoruz. Buraya sağ bek ve sol beki güzel oyuncular transfer edin arkadaşlar. Ben öyle yapacağım. Transferleri patlatacağız. Burada özellikle defanslarımızın ikisi pasör olacak. Şöyle göstereyim. Aynısını birebir yapıyorum arkadaşlar. Orta sahanın iki oyuncusu, ikisi de iki yönlü olacak. Siz de kadronuzu ona göre ayarlayın arkadaşlar. Forvetim gizli forvet olacak. Yani pardon, AMC'm gizli forvet olacak. Yine burada forvetim de hedef forvet olarak yapacağım arkadaşlar. Evet, dizilişi bu şekilde, gördüğünüz gibi. Siz buraya aldırmayın, şöyle bir iki oynayayım belki. Lubeda, bu kimdi, defans mıydı bu? Olmuş, şöyle alalım. Paulsen, Sesko, şöyle yapalım. Evet, şöyle bir dursun. Burası önemli değil. Evet arkadaşlar, şöyle hücum kısmına gelecek olursak, kardeşinizin de hücum dar alan. Yine tabii ben uygulayacağım. Belki değişiklik yaparsam arada, işte ben güçlü takımlarda zorlanırsa ona göre de bakarız arkadaşlar. Yine burada savunma çizgimiz yüksek. Her yerde normal demiş. Offside'ı açık yapacağız. Birebir aynısını uyguluyorum arkadaşlar. Geldik burada. Üçüncü bölgemiz bekler ileri çıkar. Şut at, ara toplar. Karışık her iki kanat, o kanat oyunu tercih etmiş, kaleci de kısa başlayacak. Evet, bu şekilde duran topu da arkadaşlar, benim duran top ve free kick taktiğime göre yapacağım, bilginiz olsun. Hadi başlayalım. Bu arada beni ilk defa izleyenler like at, abone ol, taktiğine güvenenler isminizi, hatta adınızı soyadınızı isterseniz okurum, sizin adınıza taktikler gelecek. Like at, abone ol, devam gelsin. Hadi bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, Almanya Kupası'nda finale kaldık. Cidden size var ya, göstereceğim istatistikler. Bayılacaksınız. Ben bayağı hoşuma gitti. Teşekkür ederim kardeşimize. Cidden. Şöyle bir bakalım beraber. Maçımızı yapalım. O forvetim gitti. Şimdi hemen bir taktiklere girelim. Lukman'ı forvet alalım. Mayer. Gelen oyu şöyle alalım. Sakatlandı. Sesko olsaydı iyiydi aslında. Yapacak bir şey yok. Finalde Lukman Anderlecht'te neler yapmıştı? Bayer Leverkusen'in yenilmezlikle rekorunu aldı. Bizde Lukman işte. Pino'yu çok merak ediyorum istatistik olarak. Özellikle aldım. İlk defa aldım Pino'yu. Hiç almamıştım. Arkadaşlar harbiden, yani anlattıklarımı birebir yapın, gerisi hikaye. Şimdi birazdan istatistiklere geçeceğiz, ağzınız açık kalacak, neler var neler. Hiç ummadığınız oyuncu var ya, üf, yargı dağıtıyor yargı. Benim dayımın oğlu var ya, dayımın oğlu mermiye kafa atıyor, mermiye diyor resmen. Evet, cidden ben de tavsiyelerimi özellikle iyi dinleyin arkadaşlar. Maçtan sonra size tabii ki kullanan tavsiyelerde bulunacağım. Yalnız ben şu var ya, Xavi Simons'ım var ya, hastasıyım ha. Harbiden. Yani alabilsem her
sevimi alırım ama çok pahalı bir futbolcu ve gelmiyor. Evet, 2-0 finalde Freiburg ele gol resmi. Bak 13 şut attı, 9 şut attı, dikkat edin. Sadece burada, tabi ben hani taktiği anlattım size ama burada size şöyle bir tavsiyede bulunayım. Bayern Münih olsun, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda olsun, o gidince arkadaşlar mutlaka kontrollü oynayın. Beraber şimdi fikstürde göreceğiz. Kontrollü oynayınca nasıl neler oluyor. Abi Leverkusen, aman Leverkusen diyorum. Manchester City harbi baş belası. Abi Haaland Terminator gibi durmuyor. Yani çok üst düzey oyunun anormal forveti harbiden. Evet, finalde uzamasın diye oyuncu da değiştirmem. Şöyle devam etsin. ...82 oldu. Cidden istatistiklere hasta kalacaksınız. Bravo kardeşimize. Formasyonu... uzamasın diye şey yaptım ya. Keşke değiştirseydim. Bak oyuncuları... Allah'ım ya Rabbim. Uzamasın diye neler yaptım. Neler görüyoruz. Şöyle bakalım. Başka kim 5 oynuyor? Abi hiç olmadı yani. Harbi uzamasın diye vallahi girmedim ya. Lukman'ın golüne 90 dakikanın sonu diyor. Hadi basalım da bitirelim artık maçı. Evet, Xavi Simons. Harbi dedim ya abi, hastasıyım. Öyle güzel yetenek ki hele oyunda. Harbi abartılı yetenek. Ama Leipzig'te hiç ummadığınız oyuncu uçtu gitti. Yani sezonun yıldızı. Evet, 3-2. Xavi Simons'ın 2 golü var. Ademola Lukman. 4. gol geldi. Lukman. Dediğim gibi hani şeyde harbi Anderlecht'te Leverkusen'in yenilmezlik rekorunu parçalamıştı. Yani illa birazcık uzadı, kusura bakmayın. Ben hani uzamasın diye değişiklik yapmadım. Taktikten o kadar eminim ki, gördüğünüz gibi evet, burada Xavi Simons oyuncumuz sakatlandı. Şöyle bir hemen onu da değiştirelim. Acılar içinde kalmasın. Diri oyuncu soktuk oyuna. Bir tane daha o yazarsa oyunu bitirelim. Bitti artık gerçi ya. Kupa bizde, gördüğünüz gibi işte bu. Şöyle bastık. Gördüğünüz gibi Xavi Simons ve Lukman'ın golleri. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şöyle bir bakalım neler yaptık. Şöyle fikstürü önce girmek istiyorum. Burada Manchester City kendi evimde yendiğim halde, gördüğünüz gibi hükmen yenildik. Neden? İlk maç şöyle göz abi, tek Bayern Münih bizi çok ezdi. İlk maç 2-0 yenilince Haaland'ı durduramadık. Kontrollü oynadım, bilginiz olsun. Kontrollü oynadım, hadi 9'a 10 şut, bakın %58 de oynadık. Kontrollü oynayın deplasmanda, mutlaka yenilin, sorun değil. Deplasmanda ne koparırsanız kârdır arkadaşlar. Şöyle bir fikstür diyelim yine. Bayern Münih'e yenildim. Bak 8-0 AYK maçı var. Öyle harika bol gol oluyor ki 6-0 var. 5-2 var. Harbi skorlara hasta kalacaksınız. 4-1, 5-0 mesela. Bir tane gol de şey olmuş. Yine burada 4-1. Şöyle sansasyonel sonuçlara bakalım. 4-3 var, 4-2 var. Gördüğünüz gibi bol gol. Evet, hazırlık maçlarını mutlaka yapın, unutmayın. Şöyle bir lige bakalım neler oldu. Ligde de 27 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetim var. İkisi Bayern Münih'e. Bir tane de çok ezdim, 1 gol yedim. 91 gol attık. Cidden 34 maçta 91 gol, 25 gol yedik. 66 avarajla oynadık. Şöyle oyuncu istatistiğinde burada Dani Olmo. Sürpriz oyuncu var demiştim ya, işte bak burada golcüler mesela Sesko ve Openda var mesela, ama Dani Olmo öyle bir performans sergiledi ki hem asist hem gol kralında oynadı. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, mesela Frimpong sağ bek oynadığı halde
13 gol 17 asist. Bak olmaya bakın olmaya. Hasta kalacaksın. 33 gol 21 asist. Forvet arkası gizli forvet oynattım full. Evet yine burada Xavi Simons'a bakalım. 10 gol 14 asist. Normal aslında eski seviyelere göre birazcık düşük kaldı. Pino'yu çok merak etmişim. 8 gol 14 asist o da. Bir de Lookman vardı. Sesko da kendi oyuncumuz. Şöyle bakalım. 22 32 maçta 22 gol 10 asist. Burada yine oyuncu istatistikleri dediğimizde şurada golü tıklayalım. Openda'ya gidelim. 32 maçta 15 gol 5 asisti var. Şöyle bir oyuncuları bir hızlı geçmek istiyorum arkadaşlar. Lookman'a gidelim. 9 gol 7 asist. Hernandez sol bekimize gidelim. 3 gol 5 asist. Frimpong kadar etkili olmadı. Sezon oyuncusu tabii ki olma arkadaşlar. Mükemmel etki etti. Bayağı da memnun kaldım. Yine burada eğer Leipzig oyuncusu arkadaşlar Alex'ti galiba. Maribo'yu mutlaka çağırın. Çok iyi gelişiyor. Çok iyi oynuyor. Cidden o özellikleri falan ilk kendi burada yeşil yoktu sol tarafta. Ama çok hızlı gelişiyor. 21 yaşında zaten mükemmel bir orta saha. Bayağı da etkili arkadaşlar. Gördüğünüz keyifli, mükemmel. Kardeşimizin eline sağlık. Cidden çok 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 teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de taktiklerinizi denetmek istiyorsanız hamzaayaz06 Instagram hesabından YouTube kanalımda var, görün. Ya da benimle iletişime geçin arkadaşlar. Yollayın, sizin adınıza sunayım. Gördüğünüz gibi kardeşimiz mükemmel bir taktik yapmış. Siz de şöyle bir daha görelim. Gördüğünüz gibi şiir gibi, bunun başka bir cinsi de vardı ama ben bu çok hoşuma gitti. Uyguladık, yaptık, eğlendik. İnşallah siz de eğlenirsiniz. Like at, abone ol, devamı gelsin. Taktiklerini bekliyorum.